Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Şaravaş Şeys bölümüyle karşınızdayım ben. Hatta Şaravaş Şeys'e ana hikayede kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde yeni güncelleme ile beraber gelen 4. sahneye başlamış. Wasp'ın evrimine epeyce şaşırmış. Ve aynı zamanda bize yardım edeceğini söylemesi daha da şaşırmıştık. Ve aynı zamanda bu peşinde olduğumuz parçaları sadece biz değil, bizden başkalarının da peşinde olduğunu, onlara da yardım ettiğini, bu sayede daha fazla para kazanacağını söylemesi. Peki bize eyvallah falan çekmiştik. Ağrından da köpek balığına kadar gelmiştik. Kendisi zaten Şaraf Aytkin'den gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz. Neyse şimdi ekstra ufak tefek birkaç upgrade daha yapacak. Ve ağrından da köpek balığını yenerek sahne 4'ün ilk bölümünü sizlerle beraber bitiriyor olacağız. Daha fazla Şaraf Aytkin videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim Rabbim kanalıma abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada yeni bölümün eğer hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız bu sefer sizden 200 beğeni ve 20.000 hype puanı isteyeceğim sizden. Önceki bölüm için ilginize gerçekten fazlasıyla teşekkür ediyorum. Hem 150 beğeniye geçtik hem de aynı zamanda 15.000'i 20.000 hype puanını da geçmişiz. Tabi bu ilginiz sayesinde de kanal daha hızlı büyüyeceği için arkadaşlar tam gaz beğeni atmaya ve hype puanlarını göndermeye tam gaz devam edin. Merak etmeyin, hype puanı göndermek ücretsiz. Haftada 3 tane video, istediğiniz videolara hype puanı gönderebiliyorsunuz. Bilmeyenlere duyurulur. Şimdi bir de size aynı zamanda teşekkür etmek amaçlı size ufak bir kıyak geçeceğim. Önce buradaki iki anahtarı harcayalım. Bu arada hatta ağır zırhın yıldızlısı gelmiş, nadir. Ve aynı zamanda madem bizde 8600 mücevher var, bu mücevherlerin bir kısmını en azından şu anlık harcamak istiyorum. Bunu da 10 tane sahne 4 altı sandığını açarak kullanmak istiyorum. Bakalım güzel şeyler gelecek mi? En azından destansı kas geldi. Aynı zamanda nadir yıldızlı bomba da geldi. 3 tane aynı kasktan da geldi. Büyü geldi, dayışı geldi, nunchaku yani mınçıka da geldi. Yani upgrade yapacağız. Çok güzel. Bu sefer çok daha kötü geldi bu arada. Bu sefer baya baya kötü geldi. Hayal kırıklığına uğradım. Tamam, mücevherlerin bir kısmı da kalsın. Daha sonra kullanırız. Şu anda o kadar da abartmaya bence gerek yok. Bence hiç gerek yok hem de. Şöyle bir upgrade'lerimizi yapalım. Mınçıkaya ciddi bir yükseltme yaptık. Dayışoyu da aynı şekilde yıldızladık. Ardından zırha gelelim. Önce ağır zırhlar. Hatta artık destansı bir ağır zırhımız da oldu. Karşı saldırı iyileştirmeyi tetikler diyor. Tatlı, güzel, iyi, hoş. Upgrade'lere devam edelim. Hafif zırhı da bu arada destansı yaptık. Sonraki saldırı ekstra 115 hasar diyor. Eyvallah, orta zırh yıldızlı. Ardından da ağır miğferin mavisinde destansı yaptık. Her 10 saniyede bir 4 saniye boyunca kesitsiz saldırı diyor. İyiymiş, güzelmiş, hoşmuş. Hatta mistik miğferi de destansı yaptı. Fiziksel saldırı %3 büyü hasar ekler diyor. Hayırlı uğurlu olsun, bayağı bir yükseltme vesaire yaptık. Hatta orta miğferi de destansı yaptık. 3 silahlı saldırı, 1 silahlı saldırı 120 ekstra hasar diyor. Hani bayağı bayağı şey var bu arada. Hatta yani E bombasını bile destansı yıldız yapmayı başardık. Yine hayırlı uğurlu olsun. Ninja yıldızlarını da destansı yaptık. 5 saniye boyunca %20 kritiği tetikler diyor. Güzel, iyiymiş. Karala günü de yıldızladık. Hatta onu da destansı yaptık. Büyü etkiyken %10 vampirizm, yani %10 can çalma özelliği açmış olduk. Çok güzel bir özellik. Can çalmak uzun vadede bize epeyce bir getiri sağlayacaktır. Şöyle bütün ekipmanları açalım biz bu arada. Ne yapalım peki? Hafif bifere devam edelim biz. Hatta efsanevi yapmaya da epeyce bir yaklaşmışız zaten. Yükselt abi. Zaten çok da fazla yükseltme yapamıyoruz. Bombayı yükselt. Tabii ki büyüyü de yükselt. Yani vampirizm çok güzel bir özellik dediğim gibi. Tamam, bunun çakıyı da yükselt. Zırhı da şöyle bir kökle. Tamam da şimdi bu kadar yükseltebiliyoruz. Diğer ekipmanları da daha sonraki bölümlerde illaki kullanıyor olacağız. Bu arada mayın kullanacağıma söz verdiğim için bir mayın da kullanalım. Bombayı yine kullanırız, hiç rızat olsun. Bir de son olarak buradan da bir aynı zamanda kabiliyet yükseltmesi yapmak istiyorum. Ve buradan da canımızı %2 daha arttırmış olduk. Azami canımızı, yanlış anlaşılmasın. Evet, hadi bakalım başlıyoruz tekrardan. Bu sefer çok daha güçlüyüz. Çok daha kuvvetliyiz.
Maksimum fırlatma mermisi yapalım bari. Çünkü belki ekstradan zırh verir bize. Çünkü mayın yerleştirdikçe %20 zırh diyor ya. Aha da bu arada açtık. Hakikaten de işe yaradı bu arada. Gerçekten de işe yaradı. Acaba ağır ağır tetikleniyor mu? Onu çok merak ediyorum. Bu arada gök gürültüsü fırlatışı burada işimize yaramaz. Mayın zaten havaya fırlatacağından vesairesinden. Gerek yok. Canımızı da 117 bine. 118 bin bandına çıkart derken. Oha tek attım lan. Tek komboyla tek attım. Nice. Yani bir de üstüne zehir de eklersek zaten mahvederiz düşmanları. Devam ediyoruz. Tabii şu anda çok güçlüyüz. Çok rahatız falan ama. Hani sıradaki bosslarda, sıradaki kısımlarda epeyce bir kanser olacağımızdan. Açıkçası ben fazlasıyla eminim. Yani rahat olun arkadaşlar. Yani bu kadar kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Tetiklenmiyormuş bu arada. Tüh. Öğrenmiş olduk. Yani illa zırhın süresinin bitmesi gerekiyor önce. Tamam. Öğrenmiş olduk. Fırtına cephesinde yaptığımız anda bu arada nefes aldırmayacağız zaten. Evet. Tüccarcığım sen nece konuşuyorsun? Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu hangi dil? Harbiden hangi dil bu arada? Bilenler yorumlar kısmına yazsın muhakkak. Galiba bir şey bana mallarını göstermeye teklif ediyor. Bir göz atılabilir. İlginç şeyler var gibi görünüyor. Bu arada 43 bir cevher karşılığında 28 bin altın alabiliyormuşuz. Bu arada aynı zamanda istersek tabii böyle kaliteli ekipmanlar da alabiliriz. Yani mavi miğfer gibi nadir. Ve tüccar da çok tuhaf. Ama bu dokunaçlı tüccar normalde muhatap olmak zorunda kaldığım insanlar da çok daha sevimli. Eyvallah, eyvallah. Geç. Yani satın alabileceğimiz bir şey çıkmadı ama eğer destansı indirimli bir şey çıkarsa almayı düşünürüm bu arada. Çünkü sandıklara o kadar para, yani bir cevher gömüyoruz. Ama doğru düzgün bir şey çıkmıyor. O zaman bizim burada yapabileceğimiz en iyi şey destansı ekipmanları kovalamak. Zıplayıp zıplayıp dumanlar sende. Siber Ninja'ya bak ya. Utanmadan bile zıplayıp kaçmaya çalışıyor. Sen gölgeden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Aynı diyalog. Ama canımız full iken, yani full iken bir de iyileştirme olayı olmasa çok daha güzel olacak. Ya neden canımız full iken geliyor ki mesela? Neden? Neden yani? Lan doğru düzgün combo yapamıyorum bu arada. Güzel. Bir daha tetiklendi bu arada. İyi, Bestarlı'ya tekrardan başladı orada. Bir de bir nefes aldırsan. Mako dur oğlum bir. Lan kaçıp kaçıp durma. Manyağa bak ya, zehirlememiz olmasa biraz daha uğraştıracak bizi. Ben zehir hasarını arttırıyorum abi 3'te 1 oranında. Yani 133. Yani biliyorum. Biraz fazla güçlüyüz. Ama ben zaten buraları oynadığım için vakit kaybedelim de istemiyorum. Yani tamamen ve tamamen sizleri düşünüyorum dostlar. O yüzden dediğim gibi bir beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Ve hatta büyümüz de full olduğu sürece de vampirizm özelliği var. Bakalım çalışıyor mu? Yo olmadı. Galiba büyü kullandıktan sonra. Yani büyü aktif iken diyor ya hani düşmanı yavaşlatıyoruz falan ya. Sanırım o. Öğreneceğiz şimdi. Tabii tutturabilirsek. İnşallah. Ya Allah'ım yarabbim. Bir de dümdüz zıplıyorlar ya. Bir de dümdüz zıplıyor ya. Gıcık oluyorum ya. Etkinlikte karşıma bir çıktı bu olay. Salmıyorlar ya. Bu arada tetikleniyormuş. Sorry. Çok çok sorry. Öğrenmiş olduk. İyi, böyle böyle acil durumlarda... Mayın basıp hem dokunmaz olup hem de zırhımızı aslında yükseltebiliriz anlık olarak. Yani kanser bosslara karşı birebir olur. Bu arada bu Yan Kuo'ya ne kadar fazla benziyor bu hatun. Oha bu arada öyle bir dövdük ki. Kendisini öyle bir şamar olanına çevirdik ki oyun dondu anlık olarak. Tamam ya, büyü hasarını arttıralım bari. Çıkartılabilecek başka bir şey yok. Evet, köpek balığı rövanş yapmaya ve dişlerini sökmeye geldim. Gel. Yine sen. Sisi mi özledin? Yok. Dişlerini dökeceğim. O yüzden geldim. Aa. Ne güzel can dolduruyoruz bir de ya. Mis.
Ama mayın niye patlamıyor? Hani 10 saat sonra patlıyor. Vallahi büyüyü tutturmak nasip olmadı arkadaşlar. Vallahi büyüyü tutturmak nasip olmadı artık. Yapacak bir şey yok. Ya gel Allah aşkına gel ya. Ayaklarına dikkat et diyor bir daha. Gel. Ya bir de uzaktan sıkıyor ya çakal. Ne yapıyorsun sen ya? Manyağa bak öyle kaldı. Dondu öyle. Lan deli. Ben seni keserim böyle. Aha da vurdum. Aha da vampirizm geldi bu arada evet. Büyü aktif olduğunda. Aktif iken vurdukça can yeniliyoruz. Bu arada istediğin kadar vur beni kesemezsin. Ve öldün hatta. Yengeçler aç kalacak. Nebini nerede? Sizinle bizzat ilgilenecek. Hızla ve merhametsizce saldırır. Onun elinden kurtulabilen tek bir gemi yok. Öyleyse bu onunla birbirimizi görmeyeceğimiz anlamına gelir. Çünkü çok fazla gemi yolculuğu yapmayı planlamıyordum. Adalarda olman çok kötü kara faresi. Vallahi sen istediği kadar tatava yap bizi ilgilendirmez. Ben bir de buradan iki kat ödülümü de çekerim. Ekstra XP ile altınımı da gömerim. Videomuza kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, iki kat ödülümüzü aldık, devam ediyoruz videoya. Senin eski bir tanıdığınla tanıştım, köpek balığı. Bugünlerde çok da sevimli değil. Bunun nasıl sebebi stres. Sürekli şiddet ve sağlıksız hayat tarzı. Oo, vasfa bak hele. Ayrıca Nebi'nin gölgelere bağlı bir tür olduğunu öğrendim. Bu yüzden bir pusuya hazırlıklı olmalıyız. Peki herhangi bir şey öğrenebildin mi? Sıra dışı bir şey vardı ama önemli olup olmadığını bilmiyorum. Yerel bir meyhaneye gidip gelişi güzel bir şekilde gölgeyi tanıdığımdan bahsettim. Yan Kui. Hey, bana Yan Kui deme. Neyse. Bu tuhaf ve kapşonlu kadın yanıma oturdu ve ebelilerle ilgili soru sormaya başladı. Kaç parça topladığımız, ebelilerle tanışıp tanışmadığımız gibi çok garip. Evet, bekle. Sinsi, neden birdenbire Beth'in benzi soldu? Çünkü zamanda Sinsi Hoaxen'le çarpışmıştı ve Hoaxen neydi? Bir ebediydi. İzlemek isterseniz oynat basitinden bulabilirsiniz. Bir şeyim yok, iyiyim. Yan Kui, bana bu meyhaneyi gösterebilir misin? Pekala, öyleyse ben suikastçıyı bulmaya gidiyorum. Belki yerli parça ile ilgili biraz bilgi edinebilirim. Diyor ve ardından da oyun içi olmayan bir diyalog. Konuşma. Herkes yaşlılığı doğa karşılayarak kabullenemez. Peki ya doğa kandırabilirse? Diyor ve sahne 4'ün 2. bölümüne itibariyle geçmiş olduk. Evet sevgili dostlar, bölümde bu şekildeydi. Gerçekten epeyce acayiplik içeriyordu. Acaba daha neler neler yaşayacağız? Fazlasıyla tabii ki merak etmeyle beraber yavaştan bu bölümü size için bitiriyorum. Sevgili dostlar, sonraki bölümün gelmesi için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. 200 beğeni, 20.000 hype puanı. Gelirse direkt olarak sonraki bölümü çekiyor olacağım. Haberiniz olsun diyerekten sevgili arkadaşlar, dediğim gibi bölünüp benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz, destek amaçlı benim Rabbim'e kanımıza abone değilseniz ve çektiğimizden daha fazla haberdar olmak için de kanal abone olup bindir açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanımıza yapmasından dilerseniz, başka üyelerimizden ve çektiğimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.